Meme kanserine değineceğimiz canlı yayınımızda bugün başarılı tedavileriyle tanıdığımız ve hastanemizin medikal onkoloji uzmanı Doçent Doktor Ahmet Bekir Öztürk bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Biz öncelikli olarak gelen sorularımızla başlamak istiyoruz ama izleyenlerimize öncelikle sizin varsa bir notunuz onları almak istiyorum. Her şeyden önce bizi izleyenlerimizin sağlıklı, mutlu, güzel günler geçirmesini diliyorum. Öncelikle en büyük dileğim o. Sonrasında tabii sorularımıza, konumuza geçebileceğiz. Evet hocam, ilk olarak sormak istiyoruz. Bize gelen sorulardan, mesaj yoluyla iletilen sorulardan birkaçıyla tabii ki daha sonrasında canlı yayınımızdan gelen mesajlarımıza da yanıt vereceğiz. Evet hocam, ilk olarak sormak istiyoruz. Meme kanseri nedir? Meme kanseri bayan hastalar içerisinde en önde gelen kanser türlerinden bir tanesi. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 250 bin bayana meme kanseri tanısı olmuş. Dünyada yani bu oran 8'de 1 kadında ortaya çıkabiliyor. Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücrelerin herhangi bir sebeple anormal bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir tablo bu. Teşekkür ediyoruz hocam ve hemen bir diğer sorumuzu yönlendiriyoruz. Meme kanserinin hocam belirtileri nasıl hissedilebilir, nelerdir? Meme kanseri özellikle belirtileri olarak, bunu üzerinde özellikle durmamız gerekiyor. Cilt renginde değişme, cildin portakal kabuğu tablosu alması, evet. Bunun yanı sıra ele gelen kitle, meme başından akıntı, koltuk altında ele gelen kitle şeklinde bulgularla ortaya çıkabiliyor. Evet hocam, peki meme kanserinin erken teşhisine biz her zaman değinmekteyiz. Bununla ilgili hangi kontrolleri, hangi aralıklarla yaptırmak gerekir hocam? Valla meme kanseri dediğimiz gibi 8 kadının birinde görülen bir kanser olduğu için bayan hastalarımızın, bayanların bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Evet. Öncelikle bir kere her adet döneminden bir hafta sonra mutlaka kendi kendine muayene dediğimiz muayeneleri yapmaları gerekiyor. Yani evet. Bunun sebebi şu, adet dönemi öncesinde meme dokuları, duktuslar belirginleştiği için o dönemde yapılacak muayene şüpheli yanlış şeylere götürebilir kişileri. Ama adet döneminden bir hafta, 10 gün sonra yapacakları muayene çok önemli. Her iki memelerini ve her iki koltuk altlarını muayene etmeleri gerekiyor ve en ufak şüphelendikleri, ele gelen bir kitle, koltuk altında bir kitle varsa süratle doktora gelmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii yapılabilecek tetkikler neler? Yani tarama testi olarak özellikle 40 yaşından sonra senede bir mamografiyi mutlaka öneriyoruz. Evet. Ama ailesinde, annesinde, teyzelerinde meme kanseri olan olgular varsa bunu tabii 30'lu yaşlara çekmek gerekiyor. 30 ile 40 yaş arasında böyle durumlu olan ailesinde meme kanseri olan olgulara 6 ayda bir meme ultrasonu, 40 yaşından sonra da senede bir mamografi ve meme ultrasonu mutlaka öneriyoruz. Bunu ihmal etmemeleri gerekiyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Buradan da hanımlara özellikle güzel bir mesaj vermiş olduk kontrolleri için. Evet hocam, peki meme kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? Meme kanserini erken tanının üzerine çok önemli durduk. Tüm kanser türlerinde erken tanı çok önemli. Yani tümör, kanser ne kadar erken yakalanır, ne kadar küçük yakalanır ve başka organlara yayılma durumu söz konusu olmadan yakalanabilirse küçük bir cerrahi ile belki daha sonrasında ek bir tedaviye de gerek kalmayacak şekilde bu hastaların kür şansı mümkün olabiliyor. O nedenle bu tarama testlerini mutlaka yapmalarında fayda var ve erken dönemde hastalığın yakalanması çok önemli. Tedavilerde neler var? Öncelikle meme kanserinde tedavi tabii yıllar içerisinde cerrahinin evrilmesiyle çeşitli noktalara gelmiş bulunuyor. Eskiden uzunlar mastektomi yapılırken, sonra yani memenin tamamen çıkarılması uygulanırken, şimdi etkin tedavilerle büyük bir kitle bile olsa memede neoajman dediğimiz yani cerrahi öncesi kemoterapiyle hem memedeki kitleyi küçültüyoruz, hem koltuk altı temizleniyor ve meme koruyucu cerrahi yapılabiliyor. Son yıllardaki trend mümkün mertebe dokuları korumak ve cerrahi minimalize etmek.
Bunun yanı sıra tabii ilerlemiş olgularda koltuk altı tutulumu varsa, tümör çapı büyükse kemoterapi, radyoterapi devreye girebiliyor. Hormon reseptörleri pozitifse hormon tedavileri söz konusu olabiliyor ve yine son yıllarda özellikle tüm kanser türlerinde yoğun bir araştırma içerisinde meme kanserinde de kullandığımız bu yönde ilaçlar var. Hedefe yönelik tedaviler. CRP2 dediğimiz bir reseptörümüz var. Eğer o hastalığımızda 3 pozitifse buna yönelik trastuzumab, pertuzumab gibi yeni çıkan hedefe yönelik ve çok iyi cevaplar oluşturan ilaçları kullanmak da mümkün olabiliyor. Teşekkür ediyoruz hocam ve son olarak sormak istediğimiz meme kanserinde beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta olur mu? Vallahi özellikle kişilerden şunu rica ediyoruz. Sigara, alkol, bundan uzak durmak gerekiyor. Yani son yıllarda yapılan çalışmalarda bayanlarda sigaranın meme kanserinde de bir etken olduğu ortaya kondu. Bunun yanı sıra düzenli spor yapmak, ondan sonra egzersiz yapmak, düzenli beslenme, yani özellikle sebze, meyve zamanında tüketmek, bunlar önem taşıyor. Yani kırmızı etten mümkün mertebe uzak durmak, daha ziyade beyaz et ağırlıklı beslenme, sebze, meyve çok önemli. Bunları öneriyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Hocamın da dediği gibi önemli noktalara değindik. Yani her adet döneminin bitiminde meme kontrollerimizi, muayenelerimizi kendimiz yapmamızdan, beslenmeden, sigaradan uzak durmaktan, spor yapmaktan ve özellikle de yaş ve dönemlere göre de mamografi ve meme ultrasonu kontrollerimizi ihmal etmeyelim diyelim. Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı sağladığınız için ben de size çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki hanımlar çok güzel bilgiler sağladılar ve tabii ki bununla beraber de tedavi ettiğiniz hastalarımızdan da izleyenleriniz muhakkak olacaktır. Onlara da buradan özellikle selamlarımızı iletiyoruz. Sizinle ilgili çok güzel yorumlar ve mesajları duyuru yaptığımızda da tedavi ettiğiniz hastalarımızdan ve yakınlarından aldık. Onlara da buradan hocamın yanında tekrardan teşekkür edelim ki ilettiğimizi bilsinler istiyoruz. Evet, siz de doçent doktor Ahmet Bekir Öztürk'le görüşmeler yapabilir, kontrollerinizi yaptırmaya gelebilir ve muayene talebinde bulunabilirsiniz. 0212 665 5050 numaralı iletişim hattımızdan hem sabit hem WhatsApp hattı olarak bu numaranızı kullanabilirsiniz. Evet, buradan randevu talebinde bulunabilirsiniz ve bizlerle iletişime geçebilirsiniz diyoruz. Evet hocam, son olarak izleyenlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, herkese sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.